Koç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu günlük hayatta asitler ve bazlar olacak arkadaşlar. Daha önceden neler yaptık? Asitleri, bazları genel anlamda tanımladık. Asitlerin, bazların nötralleşme ve metallerle verdiği tepkimelerinden bahsettik. Şimdi günlük hayattaki bazı asitleri ve bazları tanımlayacağız. Onlarla çalışırken nelere dikkat edeceğiz onlardan bahsedeceğiz. İçerik olarak neler karşımıza çıkacak? Fayda ve zararlarını şöyle genel olarak bir gözden geçireceğiz. Yaygın bazı asitleri ve bazıları tanımlayacağız arkadaşlar. Bunların hem sistematik hem yaygın adlarını biliyor olmamız gerekecek. Asit yağmurlarından ve onu oluşturan etkenlerden bahsedeceğiz. Ve tabii ki sonuçlarında nelerle karşılaştığımızı göreceğiz. Ve asitlerle, bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi hususlar çok önemli? Onların üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir başlayalım bakalım. Asit ve bazların ne faydaları var bize? Tarımda faydaları var arkadaşlar. Tarımda kullanıyoruz biz. Gübre oluşumunda, gübre üretiminde ya asitler ya bazlar ya tuzlar bizim temel maddemiz olarak kullanıyoruz mesela. Endüstrinin neredeyse her alanında hem çözücülerin yapısında kullanıyoruz hem de polimerlerin üretiminde bir şekilde illaki ihtiyaç duyuyoruz. Veya temizlik maddelerini kullandığımız zaman bu temizlik maddeleri ya asidik ya da bazik özellik gösterecek. Dolayısıyla neredeyse her gün bir şekilde asitlere, bazlara dokunuyoruz. Bir şekilde hayatımızda yer alıyorlar. Veya geri dönüşüme ihtiyaç duyuyorsak, geri dönüşüm yapıyorsak burada çözücü olarak illaki asit ya da baz kullanmamız gerekiyor. İllaki geri dönüşümün içerisinde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bizim için aslında çok önemli maddeler, çok önemli faydaları var ama bu zararlarının hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Ne gibi zararları var peki? Sağlık risklerine sebep olabiliyor. Doğrudan temasla veya onları soluyarak bizim ciddi sağlık problemleri yaşamamıza yol açabiliyor. Doğrudan zehirleyebiliyor veya uzun süre maruz kaldığımız zaman belli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden de onlarla iş yaparken, çalışırken, onlara dokunurken çok dikkatli olmamız gerekecek. Çevre kirliliğine yol açabiliyorlar. Çevreyi doğrudan kirletebiliyorlar veya atmosferde ya da toprakta oluşan bazı asitler, bazlar yine aynı şekilde çevreye ciddi zararlar verebiliyorlar. Bunun yanı sıra ekosisteme ciddi zararlar verebiliyorlar. Az sonra mesela asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Çok ciddi tehditler oluşturuyor. Çok ciddi zararlar oluşturabiliyor. Doğrudan veya dolaylı olarak bir sürü etkilerini görüyoruz. İşte atıyorum göllerde bir sürü balık ölümüne sebep olan en önemli sebeplerden birisi asit yağmurları olarak karşımıza çıkıyor. Peki günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız en yaygın asitler kimler, ne işe yarıyorlar, nerelerde varlar onlardan bahsedelim. Hidroklorik asit şöyle HCl gibi bir formüle sahipti arkadaşlar, bunu biliyoruz. Hidroklorik asidin bak bu isimleri ezbere bileceğiz arkadaşlar. Yaygın adı tuz ruhu. Nerede kullanıyoruz peki tuz ruhunu? Dericilikte kullanıyoruz arkadaşlar. İnşaat sanayinde yoğun olarak kullanıyoruz. Doğrudan temizlik maddesi olarak kullandığımız bir maddedir hidroklorik asit. Ve PVC bak polivinil klorür. İşte buradaki klor aslında hidroklorik asitten geliyor. Dolayısıyla polimer üretiminde de yine yoğun olarak kullandığımız çok yaygın bir asittir diyebiliriz. Oldukça kuvvetli bir asit. Dolayısıyla onunla çalışırken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sülfürik asit H2SO4 gibi bir formüle sahip, yaygın adı arkadaşlar zaç yağı, yine karşımıza sıklıkla çıkacak ve bununla ilgili bilmemiz gereken en yaygın karşımıza çıkan özelliklerden birisi akü şeklinde, akü asidi olarak biliyoruz arkadaşlar biz zaç yağını. Nerede kullanıyoruz başka? Özellikle kükürt ihtiyacı duyan topraklar için gübre üretiminde sülfürik asit kullanılır. Patlayıcıların üretiminde sülfürik asit kullanılır. Ve petrolün arıtım esnasında, arıtım aşamalarında yine sülfürik asit kullanılır. Sülfürik asitle ilgili bilmemiz gereken bir diğer önemli nokta arkadaşlar, yaygın olarak kullanılan nem çekicidir. Yani ortamdan suyu uzaklaştırmak istiyorsan orada sülfürik asit senin kullanacağın en temel, en verimli bileşik olacak. Bir diğer asidimiz nitrik asit. HNO3 gibi bir formüle sahip arkadaşlar. Yaygın adı kezzap. Nerede kullanıyoruz peki? Bu defa azot ihtiyacı duyduğumuz gübrelerin üretiminde nitrik asidi kullanabiliyoruz. Hani sülfürik asidi patlayıcı yapımında kullanıyoruz demiştik ya, birçok patlayıcıda kullanabiliyoruz. Dinamitten bahsediyorsan da onun için nitrik asit kullanman gerekiyor. Hatta dinamit böyle TNT gibi bir formüle sahipti ya arkadaşlar, hani karşımıza bu çıkar. Buradaki N aslında nitrik asitten gelen azotu simgeler, trinitrotoluen olarak bunu tanımlarız. Ve bunun yanı sıra polimer sanayinde de yine yaygın bir kullanım alanına sahip plastiklerin üretiminde nitrik asit vardır deriz arkadaşlar.
Bu üçü kuvvetli arkadaşlar. Bak bu üçü oldukça kuvvetli asitler, dolayısıyla bunlarla çalışırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Asetik aside gelecek olursak kendisini sirke asidi olarak biliyoruz. Dolayısıyla diğerlerine kıyasla daha zayıf bir asit var karşımızda. Nerede kullanıyoruz peki? Polimer yapımında oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Polimer dediğimiz şey zaten organik bileşiklerden elde edildiği için, asetik asit kendisi de bir organik bileşik yapısı olduğu için polimer üretiminde yaygın bir şekilde kullanılıyor, oldukça kullanışlı bir maddedir diyebiliriz. Bunun dışında gıdalarda doğrudan kullanılan bir madde zaten. Neredeyse her evde illaki sirke bulunur. Mürekkep üretiminde ve tutkal üretiminde yine kullanılan zayıf bir asittir diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla sirke asidi, yani asetik asit diğer asitler kadar zararlı, tehlikeli değil en azından. Geliyoruz peki yaygın bazlardan bahsedecek olursak bunlarda hangilerini bilmemiz gerekiyor? İlk olarak sodyum hidroksit bileşiğinden bahsedeceğiz. NaOH şeklinde bir formüle sahip ve yaygın adı sud kostiktir arkadaşlar. Yine karşımıza sorularda sıklıkla çıkacak. Nerede kullanıyoruz peki sodyum hidroksit bileşiğini biz? Sabun üretiminde, beyaz veya katı sabun üretiminde kullandığımız temel bileşenlerden birisi sodyum hidroksit olacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra kağıt üretiminde veya boya üretiminde, özellikle beyaz boyaların üretiminde sodyum hidroksit kullanılır ve bir taraftan da petrolün rafinasyonunda önemli bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca tabii ki bunun yanı sıra temizlik maddesi olarak da doğrudan kullanıyoruz. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksitin kankasıdır, kardeşidir diyebiliriz arkadaşlar. Bu NaOH, bu KOH formülüne sahip. Hani sodyumda, potasyumda, periyodik sistemde de hemen zaten alt alta yer alıyorlar. O yüzden benzer özellik gösteren iki tane bileşik var karşımızda. İkisi de kuvvetli baz özelliği gösterir. Bunu da potas kostik olarak bileceğiz arkadaşlar. Biz sud kostik olarak sodyum hidroksiti gösteriyorduk. Bu H2SO4'tü. Potas kostik ise potasyum hidroksitin yaygın adıdır. Arap sabunu üretiminde potasyum hidroksit kullanıyoruz. Bak, sodyum hidroksitle beyaz sabun elde ediyorduk. Potasyum hidroksitle biz Arap sabunu elde ediyoruz. Tarım ilacı üretiminde yine potasyum hidroksit kullanılır. Gübre ve pil yapımında da yine yer alır. Özellikle tabii ki potasyumca zenginleştirilmesi gereken topraklar için potasyum hidroksit sayesinde gübre üretimi yapılır. Kalsiyum hidroksite gelecek olursak burada CaOH2 gibi bir bileşik formülü karşımıza çıkacak ve biz onu sönmüş kireç olarak öğrenmiştik zaten bu senenin başında da. Nerede kullanıyoruz peki sönmüş kireci? İnşaat yapımında, özellikle hani bu beyaz malzemelerin üretiminde kullanılır. Kağıt üretiminde, gübre üretiminde ve boya üretiminde, yine aynı şekilde özellikle beyaz boyaların üretiminde sönmüş kireç yaygın olarak kullanılır. Bak, bu üçü yine kuvvetli özellik gösteren bazlar arkadaşlar. Bir diğer bazımız ise amonyak. Zayıf bir baz olarak bilmemiz gereken tek baz amonyaktır diyebiliriz, ezbere bilmemiz gereken. Nerede kullanıyoruz amonyağı? NH3 gibi bir formüle sahip. Gübre üretiminde, gıda üretiminde, ilaçlarda kullanıyoruz. Hani arı sokmasına karşı çok iyi gelen bir ilaçtır bu aynı zamanda. Ve temizlik maddesi olarak doğrudan kullandığımız bir baz var karşımızda amonyak olarak. Bu asitleri ve bu bazları hem yaygın adlarıyla, hem sistematik adlarıyla, hem de nerede kullanıldıklarıyla bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz asit yağmurlarından bahsetmeye birazcık. Çevreye nasıl etkilerde bulunuyor, ne gibi zararları var, onları aslında asit yağmurları en önemli etki olarak karşımıza çıkacak. Burada arkadaşlar 3 tane madde bize yol gösterecek. Diyeceğiz ki bu 3 madde varsa asit yağmuru vardır. Kim bunlar? Kükürt oksitler, böyle SOX şeklinde gösterelim. Genellikle de en yaygın olarak kükürt trioksit gazı asit yağmurlarının birincil sebeplerinden birisi. Diğerini NOX olarak göstereceğiz. Yani azot oksitler ve en yaygın olarak da tabii ki azot dioksit gazı bu asit yağmurlarını oluşturur. Bir diğer etken olarak da karbon dioksit gazını diyeceğiz. Bak, bu ikisi birinci dereceden etkiye sahiptir. Karbon dioksit ise ikinci dereceden bir etkiye sahiptir asit yağmurlarının oluşumunda. Peki nasıl oluşuyor? Fabrika bacaları, fosil yakıt tüketimi, işte taşıtlar, bunlardan kaynaklanan açığa çıkan gazlar
atmosfere çıkıyor. Atmosferdeki su buharıyla birleşiyor ve tepkime veriyorlar arkadaşlar. Eğer biz azot oksitleri atmosfere salarsak bunlar su buharıyla birleştiği zaman nitrik asit oluşumuna sebep oluyor. Yani az önce kezzap olarak tanımladığımız asit ortaya çıkıyor. Oldukça kuvvetli bir asit. Veya kükürt oksitler havadaki su buharıyla birleştiği zaman bu defa sülfürik asit, zaç yağı olarak isimlendirdiğimiz asit ortaya çıkıyor. Yine çok kuvvetli bir asit var karşımızda. O yüzden zaten bu ikisini birinci dereceden etken olarak gösterdik. Karbondioksite gelecek olursak bu havadaki su buharıyla birleştiği zaman karbonik asit yani H2CO3 oluşumuna sebep oluyor. Kendisi kolada yer alan asit. Zayıf bir asit. Dolayısıyla karbondioksitin etkisi diğer ikisi kadar ciddi değil. Bu ikisi doğrudan asit yağmurlarının oluşumuna sebep oluyor. Peki nasıl açığa çıkıyor bu gazlar? Şimdi karbondioksit zaten neredeyse bütün yakıtlardan açığa çıkan temel gaz. Bunun dışında azot oksitler genellikle taşıtlardan veya fabrika bacalarından çıkar. Kükürt oksitler ise özellikle kömür tüketiminden ortaya çıkar. Kömür yaktığın zaman kükürt dioksit ya da kükürt trioksit atmosfere yaymış olursun. Bunun yanı sıra eğer volkanik bir patlama varsa oradan da ciddi miktarda kükürt oksit açığa çıktığı için o da yine asit yağmurlarına sebep olur. Yani asit yağmurlarının hem doğal hem de yapay sebepleri olduğunu söyleyebiliriz. Peki asit yağmurlarının oluşması yani havadaki su buharının içerisinde bu asitlerin varlığı nelere yol açıyor? Şimdi öncelikle arkadaşlar bunlar yağış olarak tekrardan yeryüzüne geliyorlar ve yeryüzüne geldikleri zaman akarsuların ve göllerin pH'ını ciddi miktarda düşürüyorlar. Bu düşüş tabii ki oradaki asitliğin çok ciddi miktarda artması demek oluyor. Bu da orada yaşayan canlılığı doğrudan tespit etmesi demek oluyor. Ve atıyorum sen bir balığı alıp yediğin zaman eğer bu balık pH'i çok düşük bir gölde yetişmiş bir akarsuda yetişmiş bir balıksa bundan doğrudan senin sağlığın da ciddi bir şekilde etkilenmiş oluyor. Bunun yanı sıra yağan bu yağışlar ormanlara çok ciddi zararlar veriyor. Çünkü bir asit olarak yağıyorlar ve bunun yanı sıra toprağın geçirgenliğini ortadan kaldırıyorlar. Toprağa ciddi zarar veriyorlar. Kuraklığa yol açıyorlar ve tarihi eserlere ciddi önemli zararlar veriyorlar arkadaşlar. Belki de yüzlerce binlerce yıldır zarar görmeden günümüze kadar ulaşmış bazı eserler, bazı önemli zenginlikler bu asit yağmurları sebebiyle imha oluyorlar, zarar görüyorlar. Şimdi bu asit yağmurları asitlerin ve bazların çevreye verdiği en önemli zararların başında geliyor diyebiliriz. Peki biz asitlerle bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Özellikle ve önemli olarak bu kullandığımız çalıştığımız asidin bazın kuvvetli ya da zayıf olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kuvvetli ise bir de üstüne derişimi oldukça yüksek bir asit bassa iyice dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız peki böyle asit ve bazlarla çalışırken? Gözleri ve vücut dokularına çok ciddi zararlar veriyor. Bunu biliyor olacağız. Aşındırıcı etkiye sahip. Yani sadece bizim cildimize değil metal yüzeylere de ciddi zararlar verecek. Tahriş edici etkiye sahipler. Cildimize doğrudan çok önemli zarar vermese bile bazı kabarmalara sebep olabilirler. Ve toksik özelliğe sahipler. Bir soluyacak olursak zehirlenmelerimize sebep olabilirler. Dolayısıyla koruyucu gözlük, önlük, eldiven, kapalı ayakkabı. Bunlar onlarla her çalışmamızda illaki üzerimizde bulunması gereken maddeler olacak. Evlerimizde mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor bunları kullanmaktan ve onlarla bir şekilde temas halindeysek, muhatap olmuşsak buharlarını solumamaya çok özen göstereceğiz. Çünkü doğrudan zehirlenmemize sebep olabilir. Eğer bir kaza oluşursa ne yapacağız? Peki diyelim ki bir şekilde elimize zaç yağı döküldü. Ne yapacağız? En az 10 dakika bol su ile bunu yıkayıp orada nötralleşmesini sağlamamız gerekiyor. Bize vereceği zararı minimize etmemiz gerekiyor. Peki diyelim ki elimizde derişik bir asit var ve biz bunu seyreltmek istiyoruz. Suyla karıştırmak istiyoruz. Arkadaşlar burada çok önemli bir kural var. Suyla biz asidi ya da bazı seyreltiyorsak asla ve asla suyu asidin bazın üstüne dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Asidi bazı suyun üstüne döküyoruz. Sebebi nedir peki? Genellikle nötralleşen tepkimeler egzotermik özellik gösterir ve açığa ciddi miktarda enerji çıkarırlar. Eğer biz asidin bazın üstüne su dökersek burada açığa çıkan enerji çok yüksek olacağı için sıçramalara sebep olabilir. Bizim üstümüze bir şekilde sıçrayabilir veya açığa çıkan enerjiye kullandığımız kap dayanmayıp çatlayıp kırılabilir. Bu çok daha önemli zararlara sebep olabilir. Dolayısıyla eğer suyun üzerine asidi ya da bazı ekleyerek biz bir seyreltme işlemi gerçekleştirirsek açığa çıkan enerjiyi minimize edebiliriz ya da en azından ortadan kaldırmamız kolaylaşabilir.
Bunun yanı sıra neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yiyecek ve içeceklerimizden tabii ki bu kimyasalların uzak olması gerekiyor. Özellikle asit bassa iyice dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca hani laboratuvara yiyecek ve içecekle girilmemesinin sebebi de zaten budur. O kimyasalların yiyeceğimize içeceğimize bulaşmasını engellememiz gerekiyor. Girdik herhangi bir laboratuvara, diyelim ki laboratuvarda bir çalışma yapacağız, kimyasallar üzerine çalışacağız. Burada üzerindeki uyarı işaretleri çok önemli yere sahip olacak arkadaşlar. Uyarı işaretlerinin anlamlarını da bilmemiz o yüzden değerli olacak. Genellikle asitlerin bazlarının üzerindeki bu uyarı işaretlerini göreceğiz. Mesela şu uyarı işaretini görüyorsak bu bize ne anlatıyor? Arkadaşlar aşındırıcı bir madde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu cildimizden ve metal yüzeylerden uzak tutmamız gerektiğini anlayacağız. Onunla çalışırken çok dikkatli olacağız. Ünlem işaretini görüyorsak bu maddenin tahriş edici bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cildimizden onu uzak tutmamız gerekiyor. Eğer kuru kafa işaretini görüyorsak bu onun toksik yani zehirli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle solumamamız gerekiyor. Kesinlikle gıdalardan uzak tutmamız gerekiyor. Ve üzerinde şöyle bir işareti görüyorsak bu yakıcı madde olduğunu gösteriyor. Bak üzerindeki şu O işareti aslında oksijenin O'sudur. Oksitleyici yani yakıcı olduğu anlamına gelir ve bunu yanıcı maddelerden kesinlikle uzak tutmamız gerekiyor. Çalıştığımız herhangi bir kimyasalın üzerinde hangi uyarı işareti var ve ne anlama geliyor bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Bunun dışında evimizde bazı kimyasallarla sürekli muhatap oluyoruz bir şekilde. Onlarla çalışırken de dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var tabii ki. Mesela çamaşır suyu neredeyse hepimizin evinde var. Tuz ruhu yine aynı şekilde temizlik maddesi olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama kolaylıkla alıp evimizde bulundurabileceğimiz bu maddeler birbiriyle karışacak olursa ne oluyor? Burası bak Türkiye'de arkadaşlar her yıl bu sebepten ötürü ölen insanlar oluyor. Sebebi nedir? Bu özelliği bilmiyor. Bunların birbirine karıştırılmaması gerektiğini öğrenmeden temizlik yapmaya çalışan insanlar yüzünden oluyor bu. Çünkü bu iki madde birbiriyle karıştığı zaman klor gazı açığa çıkıyor. Temizlik kolaylaşıyor ama açığa çıkan bu gaz ölümcül bir zehirli etkiye sahip oluyor arkadaşlar ve gerçekten de ciddi sayıda insanın ölmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla asla ve asla temizlik yaparken ya da herhangi bir çalışma yaparken bu maddeleri birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ve daha da doğrusu hangi maddelerin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini çok iyi bilerek o maddelerle çalışmamız gerekiyor. Peki yaygın olarak kullandığımız bazı temizlik maddeleri ve bunların özelliklerini değerlendirecek olursak. Mesela lavabo açıcılar var evlerimizde hepimiz kullanıyoruz. Nedir peki bunun içeriğinde? Arkadaşlar kuvvetli baz çözeltisinden oluşan maddeler bunlar. Yani lavabo açıcı oldukça ucuz bir şekilde elde edebiliyoruz. Hepimizin evinde var ama ciddi tehlikelere de yol açabilen maddeler aslında. Çünkü kuvvetli baz çözeltisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu mecbur kalmadıkça aslında kullanmamamız gerekiyor. Uzak durmamız gerekiyor ve minimum miktarda kullanmamız gerekiyor. Çünkü lavaboyu açacağız derken bir taraftan aslında oraya çok ciddi zararlar da verme ihtimalimiz vardır. Kireç ve pas çözücüler var. Genellikle fosforik ve sülfürik asitten oluşan bir çözeltiden bahsediyoruz burada. Sülfürik asitin ne kadar kuvvetli olduğundan az önce bahsettik. Kendisini zaç yağı olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla bu kireç ve pas çözücülerle çalışırken de eldiven taktığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca yüzeylerden cildimizden uzak tutmamız gerekiyormuş. Veya bazı evsel kimyasallar var arkadaşlar bu kimyasalların yani evde kullandığımız kimyasalların neredeyse hepsi ya asit ya da bir baz çözeltisidir. İllaki bir asit baz içeriği vardır. O yüzden evdeyiz nasıl olsa deyip geçmiyoruz onlarla çalışırken sanki bir laboratuvarda bir deney yapıyormuşuz gibi onlara davranmamız önlemlerimizi almamız gerekiyormuş. O zaman konuyu tamamladığımıza göre arkadaşlar nelerden bahsettik? Asitlerin bazların fayda ve zararlarından bahsettik. Yaygın bazı asitleri ve bazları tanıdık. Asit yağmurlarından bahsettik. Nasıl oluştuklarını, hangi etkenler ve ne sonuçlar doğurduklarından bahsettik. Ve asitlerle bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor üzerine konuştuk. O zaman tabii ki ödevlendirmemize geçelim. Dinamo Kimya Kitabı arkadaşlar temel kaynağımız da hepimiz biliyoruz zaten. Burada bayağı bir yol kat ettik artık. İlerlememizi devam ettireceğiz. Asitler ve bazlar 3. bölümümüzü oluşturacak. Asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin sayfa 164, 163 ile 169 arası ödevimiz olacak. Yani testra
17'den 20'ye kadar ve bunun yanı sıra test 5 ve 6'yı da çözmenizi bekliyor olacağız arkadaşlar. Neler varmış peki içerik olarak, şöyle bir bakalım. Her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Bu çözümlü örnek bize konuyu anlatan örneğimiz aslında. Benzerinde 4 tane soru da hemen altında bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Bu her sayfada tekrar edecek. Her sayfada dolayısıyla aslında bize konuyu anlatan bir içerik olacak. Bölüm tamamlandığı zaman da tarama testi bizi bekliyor olacak. Tarama testini de çözerek bir sonraki konuya hazır hale gelmiş olacak. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Karekod sayesinde video çözümlerine gidebilir. Bütün eksiklerimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz. Ve videoyu tabii ki beğeniyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde tam da burada tekrar görüşmek üzere.